Efendim kısa bir aradan sonra devam edelim Abdullah Çiftçi'yi dinleyeceğiz demiştik. Biden'ın durumunu konuşuyoruz son olarak bir toplantıda. Eline böyle yönerge gibi işte gireceksiniz oturacaksınız şu dakikada şu olacak sonra kalkacaksınız kendi koltuğunuza oturacaksınız gibi notları içeren bir kağıt veriliyor. Ondan öncesinde zaten böyle havayla tokalaşması vesaire gibi birçok tartışma konusu yaşanmıştı. Amerika'da da tartışılmıştı. Şunu soruyoruz Biden bu durumdaysa Amerika Birleşik Devletleri'nin kim yönetiyor, ne oluyor, nasıl bir yapı var diye değerlendiriyorduk. Buyurun Sayın Çiftçi. Şimdi olaylara, sorduğumuz sorulara göre cevap alırız. Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun tartışmalar var. Mesela 5 tane genel bildiri yayınladı yeni. Demokrasimiz için endişeliyiz. Amerika'ya asıl tehdit içeridendir. Bu konuda çalışmalara devam edeceğiz. Geçmişte de yayınlanmıştı. Evet. Şimdi Biden ilk seçildiğinde e, sağlık problemlerinden dolayı ayrılacak Kamala Harris yönetecek diye Amerika'da da Hı. dünyanın diğer yanında da konuşulmuştu. Şimdi şöyle bir soru sorabiliriz. Acaba kamera Harris'in gelmesini hızlandırmak için mi onu böyle özellikle tutturuyorlar? Bir el onu gösteriyor sürekli Bu kadar açık araktan. ediliyor diyorsun. Evet, sıkça. Yani çünkü genelde Amerikalılar istihbarat bu işleri bilir. Yani öyle biliyoruz biz en azından. Ee, bunu gösteriyorlar. Ona yani bir hazır. o kartın da kendisine dönük olması gerekiyor aslında evet. Biden'ın yani. Dolayısıyla ona bir hazırlık mı var? Çünkü yaşlıdır. Dünyanın her tarafında bu yaşta olan bir insanda olabilecek şeydir. Geçen Ay e, George Bush bir yerde konuşurken kelime hatası yapıyor ama 75 yaşında olduğumu unutmayın, olduğumu unutmayın diyor. Şimdi bizde de geçmişte rahmetli Bülent Ecevit'te de aynı Iran işgali diyor Ukrayna. Ukrayna'nın işgalini Ukrayna'nın sorumsuz işgali diyeceği yerde Irak'ın Sorumsuz evet. işgali orada kalmış ama. Şimdi Amerika'da Biden üzerinden Amerika'da ne oluyor konuşmak lazım. Şimdi Demokratlar demokratlarla cumhuriyetçilerin ideolojik çok ciddi ayrımları var. Mesela yüksek mahkeme dün bir karar aldı. E, kürtaş hakkı anayasal haktır şeklinde bunu iptal etti. Her eyaletin kendi inisiyatifine bıraktı. Yüksek mahkemede Trump'ın atadığı kişiler var. Yüksek mahkeme üzerinde tartışmalar var bir. İki, dünyaya bakışları farklı. Giderek derinleşen Kutuplaşan, ayrışan, bu artık partizanlığı aşan, yaşam tarzını ilgilendiren bir şey. Mesela Trump dünkü karar sonrası dedi ki, bu Tanrı'nın isteği dedi açıklamasında. Ee, Joe Biden'ı diskalifiye edip kameralarisi mi getirmek istiyorlar? Yoksa Joe Biden'la beraber tüm ekibimi tasfiye etmek istiyorlar? Seçimde kongre seçimi var yeniden. Senato ve Kongre seçimi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu gidişte zaten çok düştü Joe Biden oyları. Her olayda daha da düşüyor. Şimdi Amerika dünyada bir numaralı ekonomik güç, bir numaralı askeri güç, bir numaralı teknolojik güç, aynı zamanda bilimsel güç, aynı zamanda siyasal güç. Amerika'nın öksürse dünya nezle olur. O derece tüm her tarafta ilişkileri var. Ve böyle bir devletin başında böyle bir Başkan olması Amerikan imajına büyük bir şey, zarar veren bir durum bu. Peki buna kim müsaade ediyor? Soru bu. Evet. Acaba Amerika'ya verilen rol mü değiştirilmek isteniyor? Şimdi, e, şimdi Trump ilk geldiğinde daha başkanlığa oturmadan 20 Ocak'taydı. 7 Ocak'ta bir tweet atmıştım. Trump'ın ilk atanacağı, atayacağı danışmanlar ilk bir yıl içerisinde istifa edilecek şeklinde. İlk istifadende Michael Flynn olur diye bir tweet atmıştım. Daha atanlamıştı. İlk atandı, ilk istifa ettirildi ve bir yıl içerisinde hepsi gitti. Nedeni de şu, Amerika'da demokratlar medya hakim. Trump niye Twitter'i kullanıyorsun diye sorduklarında %95 medya bize, bana karşı diyordu. Medya bizdeki gibi medya değil. Amerika'da mesela Washington Post'un sahibi Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un Amazon'un sahibi. Twitter'ı şimdi Elon Musk aldı ve diğer medya şirketlerine kiminin petrol arama işi yapıyor ve yönetimlerine baktığınızda istihbaratçılar filan demokratların yapısı şirketlerin yapısı, FETÖ yapısı gibi hep örnek görüyorum. Bir kere daha vereceğim. Bankasya kimin? Kağıt üstünde ekilerin mi? Hayır. Bankasya'da en çok sözü geçen eski Bankasya'da bir kişi var değil mi? Yani en çok sözü geçen müdürü falan var. Kim? Fethullah Gülen'dir değil mi? Terörist elebaşısı. Şimdi Amerika'daki birçok şirketlerin yapılanması böyle. Bunların gezegeni kurtarmaya odaklı tüm dünyada dördüncü sanayi devrimi demin Hasan hocamın anlattığı otonom üretim, yapay zeka, kendi kendini üretim 4. sanayi devriminin sosyolojisini şekillendirmeye çalışan dünyada yeni bir yönetim bahsettiğim paydaş kapitalizm paylaşım ekonomisinin savunucuları hem ulus Amerika'yı yönetiyorlar ama Aynı zamanda tüm dünya için hesapları var. Mesela Mart 2020'de Davos'ta bir toplantı vardı. Orada ilk kapitalizm artık yamayla kurtulmaz. Covid'e yönelik hükümetler paraları çarçur etmesin, <laughs> sistemi tartışalım diye kim vardı yanında? Amerika'daki büyük şirketlerin tamamı oradaydı. Google'dan, Facebook'tan hepsi oradaydı CEO'ları. Burada neyi anlıyoruz? Amerikan ulus devletinin içinde Amerikan şirketleri kimlikleri ama Amerika'nın e, cumhuriyetçilerinin dışında bir dünya tasavvurları var. Bu LGBT konusunda da öyle. Diye birçok kadın, erkek, çocuk, aile, yaşam tarzı filan hepsinde öyle. İşte bak Amerika'da tartışma şu an Kürtaj İklim konusunda Trump dünya iklim şey, e, Paris iklim anlaşmasından anlaşma çekildi. Anlaşma. Evet. Trump dünya Sağlık örgütünden çekileceğini söyledi. Dünyanın 21. yüzyılda 4. sanayi devrimi endeksli fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye yönelmeyi teşvik eden. Mesela Trump ne demişti Merkel'e? Eğer Rus gazının kesilip battaniye ile oturacağına şimdiden kömür kullanmaya başla demişti. Ve geldi mi o noktaya? Almanya şimdi evet Almanya o noktaya geliyor. geldi gerçekten. Dolayısıyla dünyada şu an bir numaralı gündem iklim değil mi? Evet Trump buna karşı. Bu diyor bir hava durumu diyor kendince. Doğru yanlış. Ya Orada iki şey var. Biri işte insan eliyle iklim krizi büyüyor diyenler. Bir de dünyanın periyodik yaşantısı içerisinde zaten olacak nokta bu. Gelebileceği nokta bu. Doğalıdır dünyanın döngüsü içerisinde diyenler var. Şimdi burada Buyurun. iklimi tartışmıyorum. Evet. Trump'ın ne dediğini, Joe <laughs> Biden'ın ne dediğini <laughs> evet. ve ayrı baktıklarını Paris İklim Anlaşması'nda sağlık konularında Şimdi Trump'ın temsil ettiği güç, sanayi gücü 20. yüzyıl, silah, aynı zamanda fosil yakıtlar. Ama 21. yüzyılda fosil yakıtlar yok. Yenilere bir enerji şeyde yok. Yani Joe Biden'la ters düşüyorlar. Diyor ki Trump yeniden büyük Amerika. Çin'e yatırım yapmayın. Şimdi küreselci değil. Joe Biden küreselci. Kim yönetiyor derken zaten bir kongre var. Kara alınıyor. Senato'ya geliyor. Senato'dan başkanın önüne gidiyor. Orada başkan adına onu yöneten, belli think tanklardan gelen, belli lobilerden gelen kişiler var. Orada hiç kimse bağımsız değil ki. Herkes bir lobinin adamı. Bu aynı zamanda dünyada demokrasinin de tartışmaya açılacağı anlamına gelir. Önümüzde iki süreçte. Çünkü 21. yüzyıl dijital dünyasında devlet yönetim şekli, blockchain tabanlı seçimlerle doğrudan demokrasi diye bir kavram var. Halk Onaylasın her şeyi doğrudan İsviçre'nin de çok sık başvurulan bir yönetim modelidir bu önümüzdeki dönem bu da tartışmaya açılacak tamamen ona hazırlanıyorlar ama şimdi Trump e, Trump ekibi yeniden büyük Amerika diyor Çin'i ötekileştiriyor. dünyadan bize ne e, Avrupa'dan bize ne e, Merkele elini sıkmadı aşağılayaraktan her şey Amerika için Amerika seçilmiş Tanrı'nın özel seçtiği bir millet ve ağırlıklı din şeyi yani cumhuriyetçilerin genelde evvenciliktir ağırlıklı ve demokratlar şimdi bunların üzerine gidecekler, kavga orada başlayacak nedir son okul baskınları olsun Hı. orada iş terör alevlendi iş terör ofisleri kuracağız filan diyorlar o mücadele aslında terörle silahla mücadele gibi görünüyor ama Cumhuriyetçilere cemaatçi, tarikat baskını gibi bir baskınlar da olabilir Cumhuriyetçilerin <laughs> belli yerlerine. Çünkü Nancy Polisi Temizciler Meclisi Başkanı bir tarikat Cumhuriyetçi Parti'yi ele geçirdi diye. Sağdan soldan birleştirdiğimizde hmm. kendisinin açıklamaları Amerika'da bel altı vuruşları göreceğiz bu anlamda. Zaten son dönemde en son dün açıklandı işte beş generalin. Daha önce Amerikalılar açıkladı, daha önce açıklandı. Şimdi Joe Biden bu bunları uzun süre götüremez. Ya, ya Kamal Haris'i getirecekler, bırakacak. bırakacak. Ya da Amerika'nın içindeki o miyases düzenin ulusalcı tarafı diyeyim, bilerekten itibarsızlaştırma yapıyor, seçime yönelik. Çünkü şimdi küre, küreselci olarak da e, demokratlar Avrupa'yı, Ukrayna savaşını bir noktada kışkırttılar. Rusya'nın üzerine giderekten. Normalde gitmeselerdi hal böyle olmazdı. Rusya'yı tanısalardı, tamam o bölgede sen varsın deselerdi. Trump derdi mesela bunu rahat bir şekilde ilgilenmiyordu. Bu savaş çıkmazdı. Şimdi 40 milyar dolar bir para ödediler. Hala ödüyorlar. Bu bir homurdanma vesilesi oldu. Bu durumda kongreyi ve Senato'yu Joe Biden kaybederse bunun anlamı şu. İstediği yatırımları yapamayacak. Çünkü zaten yüksek bir enflasyon var. Covid'in faturası ve daha sonra küresel mekanizmanın faturası Joe Biden hükümetine kendi kendilerine kesiliyor. Bu durumda 2024 seçimlerinde Trump veya benzeri ve bu nedenle Trump'ı şimdi yargılayaraktan kongre baskınından suçlu ilan edip hapse istiyorlar. Şu an yoğun bir şekilde Trump'ı hapse mücadelesi Amerika Birleşik Devletleri'nde. 2024'te diyelim ki Trump değil, Trump ya da benzeri biri geldi Amerika'da. Dünyada bir kere daha değişecek. Bu tüm Avrupa'yı ilgilendirir, Türkiye'yi ilgilendirir, tüm dünyayı ilgilendirecek. Yepyeni bir şey durum çıkıyor ortaya. Çünkü o, o durumda Amerika Birleşik Devletleri ne diyordu Trump? İdeoloji ihraç ediyor Joe Biden diyordu. Şimdi bir ulus demokrasi platformu oluşturuyor ya. Türkiye'yi almadığı içine. Demokrasi hı hı. platformu olarak biz otokratik güçlere karşı savaşalım diyor. Küresel söylem budur. Dünyada gayri safi milli hasılarının %30'u otokratiklerde, %70'i demokrasiklerde böyle bir ayrım yapıyor. Ama 2024'te bu hesaba göre kendini konuşlandıranlar 2024'te yönetim değiştiğinde bir Hesap kere daha diyorsunuz şaşacak. Yani. Bu durumda şöyle bir ön yargı şey, varsayımda bulunabiliriz. Avrupa iki, bunu birçok lider daha erken görecek önümüzdeki süreçte. Her ne kadar Atlantik Transatlantik ittifakı güçlendi gibi görünürken ben hep baştan beri söylüyorum. En güçlü görünüyorlar ama en zayıf dönemdeler. Hem Avrupa kendi içinde ayrışacağını söylüyordum. Hı. Hem de Amerika Birleşik Devletleri Avrupa arasında bir ayrışma olma ihtimali çok yüksek 2024 yaklaşırken. Neden yüksek? Çünkü Amerika bencildir. Kendi hegemonyasını, kendi parasını, kendi gücünü korumak için her şeyi feda eder mi eder? Afganistan'da kaçtı mı? Kaçtı. Bunu gördük yani. Geçmişteki şeyde. E, bu durumda Avrupa'da yeniden bir stratejik güç olabilmesi için ordusu olması lazım. Ve Avrupa'nın yeniden e, ee, mesela şimdi Yunanistan'ı kışkırtıyor Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı değil mi? Özellikle evet. Rusya'yı Ru Rusya üzerinden Avrupa'yı ayrıştırdı. Yunanistan'da da Avrupa ile Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışıyor. Yani Avrupa bir kıta güvenmiyor Almanya, Almanlara, İtalyanlara, Fransızlara. İng Anglo-Sakson İngiltere ile beraber oldu demin ifade ettiğim gibi üstüne üstlük Paris Johnson Avrupa'da şimdi zaten kendisi bölüyor. Bir Avrupa Milletler Topluluğu kuralım diye. Bu nedenle Joe Biden'la başlayan süreçte kim yönetiyor derken diyelim ki müesses nizam bu bir anlam ifade etmez. Joe Biden ve sonrasında neler gelişebileceğini öngörebilmek lazım. Burada böyle Amerika e, <laughs> daha şu birkaç kere daha olursa Kamer Haris gelir. Öyle şiir. Bir de Amerika'da zaten başkan yardımcısı da seçiliyor. Sadece başkan evet, değil. Evet doğru. Yani başkanın yerine o da görevi yapabilir. Çevresindekiler genelde takip ettiğim kadarıyla tamamen gezegen <laughs> kurtarıcı, küreselci ideolojiye sahip kişiler. Mevcut Trump'ın ya da o cumhuriyetçilerin veyahut da beyaz Amerikalı denen Amerikalılarla alakası yok bunların. Bu nedenle Amerika'yı izleyin. 2024'te büyük bir kavga bekliyor. Peki evet. büyük bir kavgaya doğru ilerliyor Amerika Birleşik Devletleri diyor Abdullah Çiftçi göreceğiz bakalım 2024'te neler olacak. Şimdi